Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere annemin çiçeklerini tanıtacağım. Anneme geldim ve annem de tam bir çiçek sevdası olan bir kadın. Gerçekten çiçekleri o da çok seviyor. YouTube'da biliyorsunuz, YouTube kanalımda ilk videom benim kendi evdeki çiçeklerimi göstermiştim size ve çok sevmiştiniz. Ben kaktüs çeşitleri yetiştiriyorum. Arada salon çiçeklerim var. Tabii o çiçeklerim şu anda 2-3 katına çıktı. Tekrardan size video çekeceğim. Fakat bugün sizlere annemin çiçeklerini tanıtmak istiyorum. Evde yetiştirdiği çiçeklerini sizlere göstermek istiyorum. Şöyle mum çiçeğinden başlayalım. Bakın, mum çiçeğimiz şöyle aşağıya doğru göstermek istiyorum. Mum çiçeği yaklaşık bir 6-7 senelik falan olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunu annem bayağıdır yetiştiriyor ve çok da güzel açıyor arkadaşlar. Böyle küçük yıldız, şeker pembesi tarzında yıldız şeklinde top top çiçekleri var. Bu sene açmadı sanırım. Çünkü hiç görmedim, bu sene açmadı. Ama önceki yıllarda çok güzel açtı ve yaprakları da şöyle etli bir şekilde, etli ve canlı bir yaprağı var arkadaşlar. Yine hemen şöyle yanındaki çiçeği göstereyim size. Yanındaki yuka ağacının Filiz verdiği çiçeği buraya dikmiş annem. Büyük bir yuka ağacı var. Onun kenarından Filiz vermişti. Onu da ayrı bir saksıya dikti. Hemen şu aşağıda da dikenler tacı arkadaşlar. Kırmızı olanı bu. Henüz daha küçük olduğu için açmadı. Kırmızı olan. Şöyle geliyorum. Yine bu çiçek de çok güzel. Bunu ben kendi okulumda görmüştüm ve şöyle küçük bir şekilde almıştım. Köklendirip buraya dikti. Annem çok beğenmişti. Anneme verdim bu çiçeği. Bu da çok güzel. Adını bilmiyorum gerçi ama güzel bir çiçek. Adını da öğrenince sizinle de paylaşırım. Yine şu arkada şöyle peygamber kılıcı diyoruz. Çoğaltmayı çok sevdiği için annem onu da değerlendirdi ve şöyle gelelim. Evet, burada gördüğünüz gibi tesbih çiçeğimiz, bu hediye geldi anneme, hediye olarak geldi küçük tesbih çiçeği. Annem kaktüs de yetiştiriyor, sukulent de yetiştiriyor, salon çiçekte her çeşit var arkadaşlar. Menekşe türleri var, göstereceğim size videonun ilerleyen zamanlarında. Öncelikle bu kısımdakileri göstereyim. Bakın, bu gördüğünüz muhteşem çiçek arkadaşlar. Bilenler, tanıyanlar hemen anlamıştır. Kohleriya ve annemdeki daha büyük. Bendeki de açtı fakat annemdeki daha fazla açtı. Bakın arkadaşlar, bu böyle devamlı kırmızı bir şekilde açıyor. Kohleriya, Japon küpelisi de deniyor buna. Sıcak havaları seven bir bitkidir. Yüksek sıcaklıkta filizlenmeye başlıyor ve yine kışın iç mekanda istediği sıcaklığı yakalarsa çiçek açmaya devam ediyor arkadaşlar. Yani aslında kohleriya çiçeği sıcak iklim bölgelerde yetişmeyi çok seviyor. Bakın şöyle çok da güzel. Bakın şu kırmızının canlılığına bakar mısınız? Ya şu güzelliğe. Ya bir de çok çabuk çoğalıyor arkadaşlar. Yani o kadar çabuk çoğalıyor ki hemen hemen böyle küçük bakın şöyle aşağıya doğru sarkıyor. Bunun bir de pembesi var. Onu da göstereceğim. O henüz açmadı ama pembe tomurcukları var. Onu da göstereceğim size. Çingene pembesi var. Şeker pembesi var. Sarısı var. Çok çok çeşitleri var arkadaşlar. Hemen şöyle aşağıya bakın, bunlar da anneme hediye gelmişti. Küçük olmasına rağmen çiçek açıyor. Bakın. Annem o kadar güzel bakıyor ki küçük olmasına. Genelde küçük kaktüs çeşitleri çiçek açmıyor. Çok nadir açıyor yani. Fakat güzel bir bakım olduğu zaman çiçekleri açıyor. Bu da yine kırmızı olan kohleriye. Annem çoğaltıyor tabi bunları. Şimdi devam ediyorum. Size çok güzel bir çiçek göstereceğim. Hemen gösteriyorum. Evet, muhteşem çiçeğimiz burada. Hemen tanıyanlar olmuştur. Evet, bunun adı Acem halısı. Acem halısı, yaprakları küçük çubuk şeklinde. Bakın şöyle yaprakları küçük çubuk şeklinde ve böyle incecik kısa saplı böyle çiçeği
var. Uzun uzun çubuk çubuk çiçekleri var ve rengi de çok güzel. Kış çiçeğidir aslında. Bahçeye dikildiğinde dalları böyle uzayan bir bitki türüdür. Bu villaların önlerine, bahçelere, pencere önlerine, parklara falan çok tercih edilen bir çiçek ve her yerde de var. İsmi de Acem halısı. Almak isteyenler bakabilirler ve çok da güzel. Ben çok beğeniyorum. Bunların çeşitleri var tabii ki. Yer örtücü de deniyor buna. Yani bu bahçeniz varsa çok güzel yeri pembe şeklinde kaplıyor. Hemen şöyle diken tacını pembesi olanını göstereyim size. Az önceki kırmızıydı. Bu pembe olanı. Şuradaki çiçeğimiz ve şu saksıdaki çiçeğimiz aynı çiçek. Nedir bu? Bunun adı yere bakan çiçeği. Bu da Kohleria'nın kırmızı çiçeğinden daha büyük açıyor ve mor açıyor. Bu da muhteşem bir çiçek arkadaşlar. Yere bakan mor, bildiğiniz koyu mor bir çiçek açıyor ve büyük açıyor. Bunu da tavsiye ediyorum size. Gerçekten çok güzel. Bakın hemen burada kaktüsü de var annemin. Kaktüs de yetiştiriyor. Yine burada doğa çiçeği var. Doğa çiçeğinin çeşitleri var annemde. Yine göstereceğim birazdan size. Burada gördüğünüz gibi Japon gülü, Japon gülü çiçeğimiz var. Daha büyüğü de var. Onu da göstereceğim. Evet, şimdi hemen diğer tarafta olan çiçekleri göstermek istiyorum. Farklı farklı yerlerde olduğu için böyle kesik kesik göstermek zorunda kalıyorum. Hemen gösteriyorum size. Evet, yine burada bu köşemizde bakın doğa çiçeği demiştim. Çeşitleri var. Bu doğa çiçeğinin şöyle benekli olanı. Yine bu da çizgili olanı. Bakın bunlar gerçekten çok sevilen bir tür ve benim de çok sevdiğim bir tür. Bana da vermişti annem. Yine şu şekilde göstermiştim size kırmızı kohleriya. Bu da pembe kohleriya. Bakın tomurcukları açmış ama pembe olanı bu. İnşallah bunun da açmış halini göstereceğim size. Hemen cam kenarında diğer pembe olanı küçük küçük çoğaltmış pembe olanı ve hemen yanındaki de sardunyamız. Şimdi Japon gülünü gösteriyorum. Bakın hemen şurada açıyor. Bak tomurcuk vermiş kırmızı Japon gülümüz. Boyu da bayağı büyük. Şöyle hemen saksının dibinden göstermek istiyorum. Şöyle büyüklüğü bayağı büyük ve tomurcuk açmış. Kaç tane? 2 tane, 3 tane. Bir burada, bir şurada, bir de şurada tomurcuğu var. Başka var mı? Bu da bayağı bir büyük açıyor arkadaşlar. Hemen yanında şöyle marginatamız. Bu da yaklaşık 6-7 senelik vardır. Belki de 8 senelik. Çünkü bu çok çok önceden beri olduğunu hatırlıyorum. Bakın şu tavana az kalmış neredeyse. Şöyle göstermek istiyorum. Hemen menekşelere geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu köşede de annemin menekşeleri var. Bakın şöyle şu şekilde her çeşidi var. Pembesi var, kırmızı var, moru var, beyazı var. Annem her türlüsünü de yetiştirmeye çalışıyor. Yine arkada da salon bitkileri var. Şimdi video uzamasın diye hepsini sizlere gösteremiyorum. Çünkü arka pencerelerinde de çok çok güzel yoncaları var. Pembe açan yoncaları var. O yüzden video çok uzun olmaması için onu daha sonra sizlere ikinci bir video olarak göstermek istiyorum. Şimdilik bu kadar videomuz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizlere bir fikir olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarsanız en güzel videolardan, en yeni videolardan sizin de haberiniz olabilir. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.